Yumuşaklar hepinize. Selam. Selam. Selam çocuklar, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun. İnşallah daha da iyi olun. Sağ olun. Ben Anar Muradlı, Nefti Peşeşar Futbol Kulübü'nün U11 yaşlı üzvü, ortada oynuyorum. Nefti'nin iç prezidenti kim olup? Bu benim çok zorlandığım bir soru olacak. Ben bu soruyu Ömer'e devredeyim. Ben bunu bilmiyorum yani. Ne oldu benim bilmemesi? Bu sorunun cevabını, yani özünü seslendirsen alı bak. Aydın İbrahimov. Bak güzel. Buyur. Beş alalım. Salam, ben Nefti 11. Salam, ben Zəkiyə Həmidli, Nefti 11 komandasının qapıçısıyam. Mənim üçün ən dəyərli hədiyyə atamın mənə aldığı futbol əlcəkləri olub. Bəs sizin üçün ən dəyərli hədiyyə hansı hədiyyə olub? İndi söylə abi. Benim için en değerli hediye benim de babamın bana aldığı ilk krampondu. Çünkü daha önce hiç kramponum yoktu. İlk futbola başladığım zaman babam bana bir krampon almıştı. Ben de o çok mutlu olmuşum. Yani benim için en değerli ve tek özel hediye oydu. Ben de en değerli hediyem. Benim de atam bana bir buts verir, buts almıştı. Yani o butsla ben her özümü saklıyorum yani. Evdedir. İlk benim öyle bir ən dəyərli hədiyyəm o bu. Yenə də onu mən bəsləyib saxlayacağam yenə də özümdə ki, o futbolu oyunu onunla yaşamışam, mən onunla başlamışam. Çox sağ olun. Mən ikinci də salamlayıram. Mənim adım Davud Hüseynovdur, 10 yaşım var. Mən Neftçi PFK klubunda oynayıram. Mənim ikinci də 2 dənə sualım var. Birinci sualım, dünya futbolunda futbolçu kumirviz kimdir? Futbolcu idolümüz. Sevdiğin... Kumir, sevdim. Benim, ben birçok defans oyuncularını izliyorum. Yani kendi mevkimden biliyorsunuz, defans olduğum için birçok defans oyuncusunu izliyorum. Ve hepsinden bir şeyler öğrenmek istiyorum, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bence siz de kendi mevkinizdeki bütün futbolcuları izleyin. Hepsinden birer örnek bir şeyler almaya çalışın. Ama ben kendim olarak biraz daha hem tarzım olarak hem oyun olarak Sergio Ramos'u kendime daha çok örnek alıyorum. Teşekkürler. Ben de çok özümde müdafiyesi olduğuma göre ben de müdafiyecilere çok yani fikir veririm, beğenirim. Yani en çok sevdiğim yani orada oyunculardan biri yani ona uygun oynamak istediğim bir oyuncu da ki demeli Carvajal'dı. İkinci sorum, dünya futbolunda baş meşkçi kumirviz kimdi? En beğendiğim teknik direktör dünya genelinde ben Klopp'u söyleyebilirim, Liverpool teknik direktörünü. Ben çok beğeniyorum onu. Hem oyuncularla iletişimini falan. Tabii internetten takip ettiğimiz kadarıyla onu söyleyebilirim ben. Teşekkürler. Benim sana bir de konkret sual cevap vereyim ki sana. Demeli, beğenmem. Ben yani onlara çok da fikir verim. Yani beğenmem öyle bir şeyleri. En çok da fikrim yani o oyunun komanda ne tür yani Atakan'a falan yani ne tür. Hamısı yani atakaya geçmeleri, hücumları, müdafiə olmalıları ama ben ancaq ona en çok seviyorum. Yani öyle bir şeyim yoktu ben. Çok sağ ol. Sağ ol. Salam, ben İbrahim Abbaszadə, Nefti Peşəkar Futbol Klubunun oyuncusuyam. Sol cinah hücumcusu. Sualım hər iki bizdədir. Sizin için məşhur futbolcu olmak için ne etməliyəm? Bizim gibi değil tabi. Öncelikle çok çalışman gerekiyor. Çok çalışmalısın. Biz de hala çok çalışıyoruz. Hala öğrenmemiz gereken çok şey var. Sizin de öyle. Siz de çok çalışmalısınız. Her zaman nasıl daha iyi olabilirim diye düşünmelisiniz. Kendinizi bu konuda geliştirmeye çalışmalısınız. O yüzden size tek vereceğim örnek, çalışın ve aileniz size ne diyorsa onun sözlerini dinleyin. Onlar çünkü sizin için en iyi şeyi düşünüyor, en iyi şeyi biliyor. O yüzden hem ailenizin dediklerini düşünün. Hem de çok çalışın. Ben de Mert'in sözlerine koşulurum. Yani düzdür, çok yani məşq edib, yani məşqçimizin evdəkilərin sözünü qulaq asıb yani daha da yüksəklərə qalxa bilərsiniz inşallah. Mənim adım Harun Əliyev. Mən Nefti PFK-nın U11 komandasında oynayıram, sağ müdafiə. Siz için peşəkar
müdafiəsi olmaq üçün nə etməliyəm? Az önce dediğim gibi her zaman daha çok çalışmalısın. Senin kendi mevkinde oynayan mesela defans oyuncularını çok izlemelisin. Onlar çünkü maçta en üst seviyedeki oyuncular en doğru şeyleri yapıyorlar. Onların doğru yaptıklarını kendinin izleyerek öğrenmelisin ve sonra da antrenmanlarda bunu geliştirmelisin. Devamlı üstüne koymalısın. Onu yapabilirsin. Okey, sağ ol. Salam, mən Dərgahov Rəmzi, Neftçi PFK komandasında oynayıram, sol müdafiə, 11 üzvüyəm. Sizə sualım odur ki, hər ikinizə də Neftçidən başqa hansı komandalarda oynadınız, o komandalarda ən sevdiyin baş məşqçi hansıdır? Ben daha önce altyapıda Galatasaray'da oynadım, küçük yaşlar, sizin yaşlarınızda Galatasaray'da oynadım. Sonra o yaşlardan sonra da Başakşehir'e geçtim. U14'ten sonra Başakşehir'de oynamaya başladım ve orada A takıma yükseldim. Benim bütün hem Galatasaray hem Başakşehir'de oynadığım hocalar arasında A takıma çıktığım zaman Başakşehir'deyken Abdullah Avcı hoca ile çalışmıştım. O Nefçi'den önceki benim çalıştığım en iyi hocalardan bir tanesiydi. Hatta en iyi hocaydı o diyebilirim. Nefçi'den önce. Salam, mənim adım Spandır, 10 yaşım var, Neftçi futbol klubunda oynuyorum. Mövqəm hücumdur. Size bir sualım var. İlk futbol krampımız hansı olub? İlk futbol krampımız? Hangisi olub? Benim babam almıştı işte. Babam almıştı benim ilk krampımı. Adidas'tı. Adidas'ın bir markasıydı. Efendi Adidas mı? Şeyli, böyle bağcıklarını ayakkabının altından geçiriyordum. İlk krampımdı o benim. Məndə isə o bir göy rəngdə falan belə predator buzlar olurdu. Bax, öyle bir şeydi. Ben hani o kadar çok mutlu olmuştum ki ben antrenmana gitmediğim zaman evde yani mutfağa giderken, salona giderken falan o kramponu giyiyordum. O kadar çok mutluydum yani. İlk kramponumdu çünkü. İkinci sualım odur ki, Neftçinin keçen sezon turnir cədvəlini bu il eləməyə hazırsınız? İnşallah ki, hə, razıyıq. Yani sən yaxşı sualdır bu. Biz yani Neftçi klubu yoxdur. Yani biz həmişə yani çempion olmağı arzulamışıq. Yani çempion bu ildə çempion olmağı arzu edirik yenə. Yani. İnşallah. Ömer'in dediklerine katılıyorum. Ben de bu sene de hedefim şampiyonluk. Geçen sene başardığımız şampiyonluğu bu sene de devam ettireceğiz inşallah. Önümüzdeki sezonda, ondan sonraki sezonlarda Neftçi'nin çünkü tek bir hedefi var. O da şampiyonluk. Bu sene de inşallah en iyi şekilde onu gerçekleştireceğiz. Biz de isteriz birinci yer olmak bu turnir cadvalımızda 21-22. Sezonda. Benim sualım her ikinizdədir. Sualım budur ki, Neftçinin esas forması hansıdır? Neftçinin əsas forması. Hep böyle tarihten soruyor bize bak. Bu tarih diyor. Tarihçiyor. Neftçinin əsas forması həmişə ağ-qara forması olub. Yani ev forması ağ-qara olub. Səfərdə isə yani baxılırdı, yani elə vaxt olub qırmızı rəngdə olub, elə vaxt olub ki dəyişik formalar olub. Ömer'in söylediklerine katılıyor. Sizə ikinci sualım. Üçüncü sualım. Neftçi neçənci ildə yaranıb? Neftçi 1907-ci ildə yaranıb. Günü neçənci gün, neçənci ay? Yok, günü, ayı, yani onu dəqiq bilmirəm, sən məndən yaxşı bilirsən məncə. Sana helal olsun. 1937-ci ildə 18 mart, Neftçinin yaranış günü. Bravo. Qapçılara nə vaxtsa paxıllığımız tutub? Yox, böyle paxıllığımız tutmuyor, yani biz oyunçuda, yani qapçı deyilik ki, nasıl paxıllığımız olsun qarşı. Üçüncü sualım da odur ki, təəssüfləndiyiniz və təəccübləndiyiniz anlar. Ben bu seneyi söyleyebilirim. Bu seneki Avrupa maçlarında hem üzüldük hem de tecrübe kazandık. Takım olarak da hem kendim olarak da. Ben bu sene ilk Avrupa maçlarımı oynadım. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde. 13 maçta da 3'ünde de çok üzüldüm. Hem de tecrübe kazandım. Ama en üzüldüğümü Olympiakos maçındaki kırmızı kartımı söyleyebilirim. En üzüldüm. Ben de görmüştüm YouTube'da bakalım. Sağ ol.
Mənim üçüncü sualım, siz nə futbolça istərdiniz oxşamaq? Onun kimi oynamaq istəyərdiniz? Mən bayaq, yəni sən deyəsən sual verən ki, ən çox sevdiyim futbolçu hansıdır? Əli, mən yəni yenə öz sözümü qatılıb, yəni demək istəyirəm sənə Carvajal'a oxşamaq istəyirəm. Yəni onun kimi, onun stilində yəni oyunu göstərəm. Ben de Ramos söylemiştim ama az önce dediğim gibi de bütün stoperlerden en iyi stoperleri izleyip hepsinden birer kendime örnek alıyorum. Örnek yapmaya çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Çok sağ ol. Yenə də sualım hər ikinizədir. Futbolçu olmaq üçün xəyallarınızın ardınca getdiniz, yoxsa böyüklərinizin sözləri ardınca getdiniz? Birinci, yəni böyüklərimiz bizi yəni gətirib bura futbola. Yəni mən böyüklərimiz yəni ki, mənim yəni evdəkilər məni çox futbola meyil salıblar. Ona görə mən də yəni evdəkilərlə bir yerdə gəlmişəm futbola. Amma indi xəyallar dedikdə isə, yəni gələcəkdə öz xəyallarım da var ki, hansısa klublarda oynamağa, hansısa hədəflərə çatmağa arzularım çoxdur yəni. Benim de öyleydi. Benim de ilk önce tabi ailem, o zaman küçük olduğum için ailem futbola başlattı. Ondan sonra yaşım büyüdükçe, ben de bu futbolu daha da iyi anladıkça ondan sonra hayal etmeye başladım. Hayaller kurdum, devamlı hayaller kurdum. Ondan sonra da çok şükür buralardayım. İnşallah daha da iyi yerlerde oluruz. Hem Ömer, hem ben, hem takımdaki birçok arkadaşımız. İnşallah. İnşallah oynarsın. İnşallah. Mənim sualım da hər ikinizədir. Siz Neftçidəki ilk golünüzü neçənci ildə və nə vaxt vurdunuz? Ben Neftçidə bir tane gol attım geçen sene. O da Sebail maçında atmıştım. 4-0 kazandığımız maçtı. Kazandı abi. Güzel. Yani Qəbələ komandasına vurmuşam. Orada şey. Sualım hər ikinizədir. Neftçi komandasında oynadığınız vaxt ümumiyyətcə neçədən gol atmışsınız? Ben az önce de söyledim. Ben bir tane gol attım. Ben 3 gol vurmuşam. Üç gol vurmuşam ben. Siz ne söyleyebilirsiniz ki bu yıl Avro Ligalarda oynamamışsınız? Ben bence en büyük nedeni tecrübesizliğimiz. Biz genç bir takımız. Bu sene tecrübe kazandığımızı düşünüyorum ben. Bütün maçlarda yani birçok maçta kendi oyunumuzu koyamadık ortaya. Ama inşallah bundan sonraki Avrupa maçlarında daha da farklı olacaktır. İnşallah hani hem taraftarlarımız, hem sizler, hem bütün kulüp buna emin olabilir ki seneye Avrupa'da daha farklı yerlerde olacağız. İnşallah. Siz Neftçiyə nə tərk etdiniz və nədən başladınız? Ben buraya Azerbaycan U21 milli takımıyla gelmiştim. Burada Fransa maçımız vardı. O maçtan sonra Neftçi ile görüşmelere başladık. Ve ondan sonra benim transferim gerçekleşti. Biliyorsunuz buraya kiralık olarak geldim. Ve şu anda da bu sene son senem. İnşallah benim için sezon sonunda en hayırlısı olur diye karar vereceğimi söylemek istiyorum. Yani İnşallah burada devam ederim. Çok sağ ol. Size dördüncü sualım budur ki, Neftçinin sponsoru hansıdır? Neftçinin sponsoru nedir? Neftçinin çok sponsoru var. Yani biz mi söyleyeceğiz, siz mi? Beşinci sualım odur ki, Neftçinin indiki prezidenti kimdir? İndiki. Bizim Kamuran başkanımız. Kamuran Guliyev. Kamran Guliyev'dir. Sağ ol. Futbolcu olarken ne işler düşünürdünüz? Ben tabii
çocukken başladığımız için bu işe, sizin yaşlarınızda başladığınız için daha böyle işte futbolcu olmak istiyorumla başladı. Ondan sonra da şimdiki hayallerim de, yani şimdiki düşüncelerim de inşallah en iyilerden bir tanesi olurum. Ve Avrupa'da hem Azerbaycan hem Türkiye'yi temsil etmek. Şu andaki ve ilk baştaki hedefim oydu. Kendimi ve ailemi temsil etmekte. Şimdiki hedefim de hem Azerbaycan hem de Türkiye'yi temsil etmek. Sualım Ömer'e de, nefti sen için ne bildirir? Ne hissi yaradır? Ne hissi yaradır? Nefti, demek ben neftin getirmesi ya. Ben yani sizin yaşlarda olarken elə neftçi komandasını özümü tutmuşam. Yani her oyunlarına belə şey etmişəm, her bir şeylerini suda, qarda yaşda həmişə mən neftçini, yani neftçini görmüşəm. Ona görə neftçi mənim için oynamaq çok büyük bir şərəfdir yani. Yani mənim arzu edirdim ki, neftçidə A komandada oynayayım. Yani gəlib bu yaşda çatan kimi, bu yaşda çatmışam yani A komandada oynayıram. İnşallah gələcəkdə də neftçidə oynamağı arzu edərəm. İnşallah. Ömer, sənə ikinci sualım budur ki, sən öz istəyinlə neftçiyə gəlmişsən, yoxsa atan qoyub neftçiyə? Çox gözəl sualdır. Öz istəyinə dedim ki, mən sənə birincidən yəni, bəyək suala dedim ki, yəni, neftçi komandasını mən çox bəyənirdim, hər bir oyundan falan zıq edirdim. Yəni, özüm istəyərək yəni, bu kluba gəlmişəm. Çox sağ olun. Sualım hər kimsədir. Sualım hər kimsədir. Qarabağdan sizə təklif gəlsə, nə edərsiniz? Gedərsinizmi? Ben burada neftçi, Azərbaycana ilk gəldiyimdə neftçinin büyüklüğünü hissettim. Buranın en büyük kulübü olduğunu hissettim. İlk röportajımda da bunu söylemiştim. Ben burada çok mutluyum. Neftçi benimle sözleşme yenilemek isteyene kadar hem istediği sürece ben Neftçi ile devam ederim kariyerime. Neftçiden başka da hiçbir takımla oynamak istemem. Ben bu soruya o yüzden böyle bir cevap veriyorum. Yani ben Neftçi beni istemeyene kadar ben bir yere gitmem, öyle söyleyeyim. Ben sana bu sualla bir kelimeye cevap vermek istiyorum ki ben Nefis'ten başka hiçbir kulda oynamak istemedim. Ben de Nefis'ten başka. Sağ ol, sağ ol. Size iki vize transfer gelse, o birisi harici komandadan. Siz geçersiniz o komandaya. Şu anda mı? Hı. Anlamadım. İndi harici komandadan size transfer gelse, siz geçersiniz o birisi komandaya. İlk önce tabii hem Neftçi'nin yararına hem de benim yararıma olursa, tabii Başakşehir benim asıl kulübüm şu anda, hem de Başakşehir'in yararına olursa oturup konuşulur bu, yani olabilir, geçebilirim böyle bir şey olursa. Sizin ikiniz de müdafiyede oynuyorsunuz. Biriniz sağla, biriniz de sağa meyilli. Siz birbirinizi ne derecede başa düşürsünüz? Öncə bir-birini çox yaxşı başlayırıq. Yəni çünki biz həmişə bir yerdə otururuq, bir yerdə dururuq edirik. Yəni komandada hamıdan ən çox yəni mərti görürəm, rahat mənimlə danışmaq, eləmək. Ona görə də məncə bir-birini çox yaxşı başlayırıq. Ben de Ömer'in dediği gibi, ben de hep beraberiz zaten kulüptə. Yemək yediğimiz zaman ya da başqa kamplara falan gittiğimiz zaman hep beraberiz. O yüzden hem Ömer'le saha dışında hem de saha içinde iyi anlaşabiliyoruz. Artık bizde öyle bir şey oldu ki Ömer arkasına bakmadan işte atağa gidebiliyor, defansa gelebiliyor ya da ben atağa gidebiliyorum, defansa gelebiliyorum. Çünkü artık aramızda öyle bir iletişim oldu ki birbirimizi çok daha iyi anlıyoruz. Çok daha size iyi başa düşüyoruz. Dördüncü sualım budur ki sizin bu dünyada en çok sevdiğiniz liga ve onun komandası hansıdır? Sual ikinize de. Ben İngiltere Premier Ligi'ni izlemeyi çok seviyorum çünkü orada gerçekten çok iyi oyuncular var. Ve orada da en çok sevdiğim takım da Manchester City. Onların oyun sistemleri olsun, her şeyleri çok bana müthiş geliyor. O yüzden İngiltere Premier Ligi ve Manchester City'yi söylüyorum. Ben de Mert'in sözüne katılıyorum. İngiltere Premier Ligi'ne bakıyorum. Yani oradaki sürüyor, hizmkarlık. Yani orada 90 dakikada dayanmıyorlar. Yani hamısı yani yorulmak bilmir bu oyuncular yani. Ona göre çok maraqlıdır ve orada en çok hoşladığım klubdaki United klubudur, United klubu. Yani
Mənim də ən çox sevdiyim liqa İngiltərə Premier Liqasıdır və orada Chelsea. Allah yaxşı, sağ ol. Bayaq dediniz ki, futbolçu olmaq üçün çox çalışmaq lazımdır da. Siz hər məşqdən sonra əlavə məşqlər eləyirdiniz. Abi, başlayırsan başlayayım. Ben başla. Ben çalışıyorum. Bizim hocamız, kondisyoner hocamız Edu bize bir program verdi. O program dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem ben hem Ömer, yani aynı fitness salonunda olduğumuz için birbirimizi görebiliyoruz. O yüzden çalışıyoruz ve daha da çok çalışmalıyız. Çalışmamız gerekiyor. Forma rəqəmləriniz 20 və yaxud da 26 sizin üçün uğur gətirib sizə? Bu, deməli, bu sualı mənə çox adam verir. Nəyə görə eminli 26 nömrəni sən seçmişsən? Mən 26 nömrəni görə seçmişəm ki, bizdə əvvəl neçidə Kamal Qurbanov oynayırdı. Yadınızdadırsa, Kamal. Ondan da yəni, aram çox yaxşı dostuyduq həmin zamanlar. Ona görə mən onun nömrəsini götürdüm. Benim aslında çok basit. Ben buraya geldiğimde 20 yaşında olduğum için forma numaramın da 20 olmasını istedim. Hem de doğum tarihim 2000 olduğu için 2000'in başı 20. Yaşım buraya geldiğim zaman 20. Ben de o yüzden 20 numarayı aldım. Size 5. sualım oldu ki, futboldan başka hansısa idmanla meşgul olmuşsunuz? Ben bir tek futbol oynadım. Başka hiçbir şeye yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Ben uşaq vaxtı, 8 yaşta 5 dolardı. Ancak karateyle meşgul olmuşum size. Sizin için profesyonel futbolçu olmak için günlük beslemeye ve yatmağa neye dikkat etmeliyik? Bu işin önemli. Futbolcu olmak istiyorsanız en önemli şey hem uyku hem beslenme düzeni. Bu ikisi olmazsa asla yani yüksek yerlere, yüksek noktalara gelemeyiz. Ben kendimi de bu işin içine katıyorum. Sadece size bir şey söylemiyorum çünkü bizim de öyle yapmamız gerekiyor. Biz hala devam ediyoruz ona. Aynı şekilde sizin de böyle yapmanız gerekiyor. Hem beslenme, hem uyku, hem kendinize bakmanız. O yüzden o çok önemli. Çok sağ olun. Tarıktan edin. Size bir sorum var. Siz ne diyebilirsiniz ki, bazı oyunlarda ucuzandan sonra Razivalka'da bir davalar zətlər olub? Yox, başa düşdüm səni. Hə. Başa düşdüm. Yox, davalar falan olmayıb, amma hamı çox məyus olub, yəni əsəb olub. Çox əsəb olub, yəni bir-birimiz, yəni həm də mən Mərtlə bayaq dediyim kimi çox yaxın bir dost olduğum üçün Mərtin yəni üzünə baxmaq istəmirəm ki, nəyə görə belə oynaq oldu, nəyə görə belə oldu deyə. Yəni yox, davalar baş olmur. Çox sağ olun. Yəni bu zamana qədər heç belə bir şey yaşamadık. Ben geçen seneden beri buradayım. Bu süre zarfında hiç böyle bir şey yaşamadık. Tabii ki çok üzülüyoruz, çok sinirleniyoruz. Ama her şeyin bir sınırı var. O sınırı aşmıyoruz kendimize karşı. Kendimiz çok sinirleniyoruz ama tabii ki de takım arkadaşlarımıza bunu kötü bir şekilde yansıtmıyoruz yani. O yüzden kavga falan dava olmuyor hiçbir şekilde. Son her ikinize de. Müdafiyede oynadığımız yerde hasta bir hücumumuzdan ehtiyat ettiğimiz olur. Var mı sende? Aklıma gelmedi şimdi. Yani ben bir oyuncu olup ki, o da Qarabağ futbol klubunda oynuyor. Zubir'di. Yani ona hemşire karşı, yani bence tek mən yok. Yani bu Azərbaycan Premier Liqasında çok adam ona ehtiyat edir. Ehtiyat saxlayır yani. Ben geçen seneden ben Mahir'i söyleyebilirim. Mahir beni çok zorlamıştı. Mahir Emreli. Yani Qarabağ maçında. Onu söyleyebilirim. Mənim sualım Mərtədir ki, heç Ömərlə müdafiədə bir-birinizə əsəbləşmişsiniz? Öyle bir şey hatırlıyor mu? Ben hiç hatırlamıyorum öyle. Olmamış abi. Antrenmanda falan olmuş ama. Ya antrenmanda falan... Ya ben öyle hatırlamıyorum yani. Öyle çok sinirlendiğimiz bir an olmadı. Sadece bazı pozisyonlar oluyor. Mesela Ömer gitmesi gerek ya da benim oraya gelmem gerek. Atıyorum birkaç saniye kaybettiğimiz zaman öyle ufaktan bir konuşuyoruz. Ondan sonra normal bir şekilde devam ediyoruz yani. Sualım her ikinize de. Hiç el olup ki kariyerinizde sevdiğiniz oyuncu ile oynamak istemişsiniz?
Yani buna ben biraz daha kolay cevap vereceğim. Çünkü ben Başakşehir'de oynadığım zaman orada bizim birçok dünya yıldızımız vardı. Yıldız oyuncumuz vardı. Yani Robinho, Adebayor, Klişi, Arda Turan, Emre Belözoğlu. Bunlar hep benim çocukluk hayallerimdi. Yani çocukluğumda bunları izleyerek büyüdüm. Hatta ben Robinho ile Adebayor ile falan PlayStation'da, bilgisayarda oyun oynarken bunlarla oyun oynuyordum. Ve 18 yaşındayken böyle oyuncularla kendimi aynı odada, aynı soyunma odasında buldum. O yüzden hani ben o isimleri söyleyebilirim. Benim kariyerim o kadar yani böyle olmayıp Nefsi'de ancak Nefsi'de büyümüşüm, Nefsi'ye esmes olmuşum. Ama Nefsi'nin bir oyuncusu garip, o da kesen iller olup, Honda olup. Yani onu yani ben şu an vakti çok beğenirdim yani görürdüm de. Onunla oynamak benim için çok büyük bir fakriydi. Size indiki sualım her içinizdi. Heç Nefsi'nin kapısı Agil Məhmədov səhv eləyərkən ona gəzəblənmişsiniz. Buyur abi. Ben indən Nefsi yok kardeşim. Yok, çünkü Agil... O bizden hem büyüktür ya. Yani biz on, bab küçüğüydü, hani balacayız biz ondan. Ona karşı, o taşı bizi tembih eləməlidir. Biz ona şey eləyə bilməliyik, aşağı işte neyse. Bizim ona karşı öyle bir şey söylemeye hakkımız asla yok. Çünkü o bizim hem dediği gibi abimiz, büyük, bizden yaşça çok büyük. O yüzden o bizi düzeltiyor. Bizim arkadan bizim hata, biz defans oyuncusu olduğumuz için arkadan bizim hatalarımızı söylüyor. Biz de ona kulak veriyoruz yani, dinliyoruz onu. Sualım Mirta'dır. Olympiakos'ta kırmızı kart alanında ne hisler eliyirdin? Ben hayatımda daha önce hiç bu kadar kötü hissetmemiştim yani. Çünkü rakip Olympiakos da kırmızı kart görmüştü ve o maçı çevirme şansımız vardı. Çok iyi de oynuyorduk, müthiş oynuyorduk. Çok baskılı oynuyorduk ama o hareket beni gerçekten çok üzdü. İnanılmaz derecede üzülmüştüm. Bazen böyle o anı düşünüyorum. Bazen mesela Instagram'da falan internette gezerken karşıma çıkıyor o video. Yani hala diyorum ben yani neden böyle bir şey yaptım diyorum hala yani. En yakışı uğru. Yani ben burada bir senedir buradayım ve bir sene içerisinde gördüğüm en güzel şey tabii ki de şampiyonluğumuzdu. Size sözüm budur ki neçə ildir futbolla məşğul olursunuz? Ben, sualım her içinizdir. Ha, sizin vaxtdan yani bir resmasın məşğul olan bir 10 ildir falan, 10 il olar. Yani ben de özümü sen için Nefsi'ne getirmek istiyorum. Şanslı Nefsi'ye de büyümüşüm. Benim de. Ben 10 yaşında başladım futbola. 10 yaşından bu zamana kadar da devam ediyorum. 10 yıl oldu yani, 11 yıl. Sualım her ikinizdir. Hal-hazırda ayağınızdaki bu hissi neçə manatadır? Bu ben ayakkabımı... Normal spor ayakkabısı değil mi? Krampon değil. Ya krampon diyorsun. Krampon mu? Krampon. Futbol ayakkabısı. Ben onu 450 manat, 400 manat almıştım. 400 manat. Yo, ben de 400 manat almışım. Yani 300-350 bir 400 manat aldım. Böyle. Futbolcu seher, gündüz ve akşam ne yeməlidir ki onun forması yaxşı olsun? Ben de yani bunu bir diyetisyenle konuşmak gerekiyor. Yani ben ama esas yani gündeli yani yemeğe fikir vermelsen, artık şeyler yememelsen yani o dikkat etmelisin. Akşam yani akşam geç saatlerde yemek yememelisin. Sabah kalktığın zaman kahvaltını yapmalısın. Öyle devam etmeli. Çok sağ olun. Ben çok sağ olun ki bugünler bizden geldiniz. Burada soru sual apardı. Çok şad oldum sizi de görmeye, tanış olmasından. Yakin siz de şad oldunuz bizi görmeyden. Şimdi ben de aynı meselesi. Ben de aynı şekilde buraya geldiğin için hepinize teşekkür ederim. Hem arkadaşım Ömer'in adına hem de kendi adıma. İnşallah bir şeyler verebilmişizdir size. Bunları örnek alarak inşallah iyi yerlerde olursunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol, çok sağ ol. Ben İçinizden en beğendiğim soru
biraz daha böyle ben yani aile sorularına biraz daha önem verdim. O yüzden sen ilk aldığın krampon babanın verdiği hediyeydi değil mi? Değerli hediye. Oydu. Ben de o yüzden onu daha çok beğendim. Ona forma vermek istiyorum. Benim A milli takımımda Azerbaycan A milli takım forması. Benim kendi formam, onu sana vermek istiyorum. Gel. Teşekkürler. Gel. Bu benden sana. Teşekkürler. Ama rica ederim. Diğerleri de kusura bakmasın. Yani meclisinin çok sertindir burada şey seçmek ki. Hamıya inan ki forma vermek istiyordu. Yani hamımızı sevindiler burada. Burası benim de en çok... Aslında çetin suallarıydı o. İkincisi de dedim, çok çetiniydi. Yani onun görünür ki o uşaq yani, nefsi için yaşayır, nefsi için, nefsi ile yani, bütün gün oyanıp durur. Onu da sana vermek istedim. Çok, seni çok beğendim. Ben de ki inşallah sizin məhsiniz Orxan Emin Bey'e vereceğim, ona siz de size təhvil edeceğim. Okey? Oldu. Çok sağ ol. Thank you.